Merhaba sevgili tarihseverler. Aşkların ve imparatorların şehri Sagalassos'a hoş geldiniz. Sagalassos, Burdur'un Ağlasun ilçesinin daha da kuzeylerinde Torosların en yüksek yamaçlarına yapılmış Türkiye'deki 1750 rakımla en yüksekteki antik kent. Bu yüksekliği ona tabii ki avantajlar kazandırmış, çok iyi korunmuş, oldukça geç bir dönemde keşfedilmiş. 1705 yılında Fransız bir kaşif tarafından burası keşfediliyor. Tabii ki bu kadar yüksek rakımlı olması onun korunmuş olmasını da sağlıyor. Gerçekten burada gezerken 5000 yıl öncesine gidiyorsunuz. Sagalassos'un kelime anlamı bugün Türkçe bir karşılığı yok, bilinmiyor. Anadolu'nun en eski halkı olan Luviler burada yaşamış. Muhtemelen Sagalassos kelimesi de Luvice'dir. Pisidia bölgesinin en önemli antik kenti burası. Pisidia, Burdur'un antik dönemdeki ismi. Sagalassos antik kentinin en önemli yapısı şu an arkamda görmüş olduğunuz Antoninler Çeşmesi. Bu ismin verilmiş olmasının nedeni o dönemdeki Roma kraliyet ailesinin Antoninler olması. Aslında buraya dair anlatıla gelen hazinli bir aşk öyküsü de var. Doğru olup olmadığını bilemiyoruz. İlerleyen süreçte belki aktarırız. Antoninler Çeşmesi'nin yapımında tam 3000 taş kullanılmış. Etrafında Dionysos'a adandığı için çeşme Dionysos heykelleri bulunuyor ve milattan sonra 160 yılında yapımı tamamlanmış. Antoninler Çeşmesi'nin halk arasındaki adı Aşıklar Çeşmesi. Bunun sebebi de bu çeşmenin suyundan içenlerin hem güzelleştiği hem de birlikte suyundan içenlerin de birbirine aşık olduğu söyleniyor. Sagalassos, Pisidia bölgesinin en önemli antik kenti dedik. Bu sebepten ötürüdür ki M.Ö. 333 yılında Büyük İskender tarafından kuşatılıyor ve Büyük İskender çok ciddi bir direnişle karşılaşıyor. Burayı oldukça zorlanarak alıyor diyebiliriz. Burası o kadar büyük bir kent ki burada hamam, odeon, 9000 kişilik bir tiyatro, 900 kişilik bir kütüphane, seramik yapım atölyeleri ve çok sayıda konutun kalıntısını bulmak mümkün. En önemlisi Antoninler Çeşmesi dedik. Antoninler Çeşmesi'nin en önemli olmasının bir diğer nedeni de şu, dünyada aktif halen akan antik çeşme 3 tane var. Bunlardan 2 tanesi Sagalassos antik kentinde, sadece bir tanesi Yunanistan'da bulunuyor. Bu da gerçekten ciddi bir önem kazandırıyor Sagalassos antik kentine. Buradaki eserlerin tamamı Roma döneminden kalmış. Aslında Büyük İskender'in buraya egemen olduğunu söyledik. Helenistik dönem kalıntıları günümüze ulaşmamış. Gelelim bu 1800 yıldır hiç durmadan akan çeşmenin hikayesine. Antoninler Çeşmesi'ne neden Antoninler dendiğini az önce açıklamıştık. Ancak halk arasında yaygın bir hikaye var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sagalassos kentinde yaşayan Isabel isimli çok güzel bir genç kız varmış. Herkes onun şehirden kimi seçip kiminle evleneceğini çok merak ediyormuş. Babası onun kralın oğlu Hector'la evlenmesini, annesi ise gönlünü kime kaptırdıysa onunla evlenmesini istiyormuş. Isabel ordu komutanı Antonin'le aşk yaşıyormuş. Hector ona evlenme teklif ettiğinde cevabı şöyle olmuş. Eğer kim bu kente çeşme getirebilirse, Isparta Dağı'ndan akan suyun çeşmesini getirebilirse ben onunla evleneceğim. Hector bunun için çok zorlanmayacak çünkü o kralın oğlu, gerekli ekonomiye sahip. Antonin bu çeşmeyi yaptırmak için ganimet elde etmek adına 7 gün uzaklıktaki seferine çıkıyor. Ancak oldukça zorlanıyor. Tabii bu arada da babasının Isabel'i Hector'a verdiği haberini duyunca hemen oradan anlaşma yaparak gerisin geriye gerekli ganimeti de alarak dönüyor ülkesine. Büyük bir kutlama töreni tabii ki yapılıyor. Bu kutlama töreninde Isabel kimi dansa kaldırırsa onunla evleneceğini açıklamış olacak. Tabii ki Isabel tahmin edebileceğiniz üzere Antonin'i dansa kaldırıyor. Buna çok sinirlenen Hector okçubaşısına Antonin'i vurun diye emrediyor. Okun yayından fırladığını gören Isabel öne atılarak Antonin'i itiyor ancak kendisi boğazından büyük bir yara alıyor. Bunun üzerine oracıkta Isabel ölüyor. Bu ızdıraba dayanamayan Antonin ise 2 saat içinde intihar ederek o da ölüyor. Böylece Antoninler Çeşmesi tabii ki daha sonra yapılıyor ve bu isim ortaya çıkıyor.
Şu anda Sagalassos Antik Kenti'nin Agora'sının önündeyiz. Agora biliyorsunuz antik kentlerde meclis toplantılarının yapıldığı, kralların halka seslendiği açık alan, yani bugünkü meydan diyebileceğimiz yerler. Hemen arkasında sütunlu kapılarını görüyorsunuz. Yine onun üst kesiminde de az önce bahsettiğimiz Antoninler Çeşmesi'ni bulmanız mümkün. Burası Toroslara hakim mükemmel bir yer. Şu an Sagalassos Antik Kenti'nin büyük mermer salonunun önündeyiz. Bu kentin çok korunaklı bir kent olduğunu söylemiştik. Hem Torosların yüksek zirvesine yapılmış olması hem de kullanılan malzemenin mermer olmasından kaynaklanıyor bu durum. Gerçekten zamana karşı oldukça dayanıklı bir malzeme. Gördüğünüz üzere burada da sanki o çağı yaşıyormuşsunuz gibi eserler dimdik ayakta. Şu an Sagalassos Antik Kenti'nin hamamının önündeyiz. Roma antik kentlerinde göze çarpan bir özellik bu birlikte yıkanma geleneği. Ancak burada farklı bir özellik daha göze çarpıyor. O da 3 farklı ısıya sahip odalardan oluşması. Soğuk, ılık ve sıcak odalardan oluşuyor bu hamam. Eğer siz de 1800 yıldır durmadan akan Antoninler Çeşmesi'ni, Torosların zirvesindeki bu Türkiye'nin en yüksek rakımlı antik kentini görmek istiyorsanız mutlaka gelin. Sevgili tarihseverler, Sagalassos Antik Kenti gezimizin sonuna geldik. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.